video şempanze tarafından yüzü parçalanan James Davis'in hikayesidir. Ama videoya başlamadan önce bir beğeniyle bize destek olabilirsiniz. Şempanzeler şaşırtıcı olarak hayvanlar aleminde insanlara yönelik ölümcül saldırı yapabilme kapasitesi en yüksek hayvanlardan biridir. Bu görünüşte uysal yaratıkların erkekleri vahşi doğada insanlara göre 3 kat daha güçlüdür. Keskin dişleri, güçlü çeneleri ve çevik hareket kabiliyeti onlara bahşedilmiş muazzam bir güçtür. Bir şempanze saldırmaya karar verdiğinde yüz ve uzuvlar gibi savunmasız bölgeleri hedef alır. Bu saldırı stratejisi avını ya öldürür ya da felç bırakır. Davis de bu hayvanlara kurban giden insanlardan birisiydi. David ve LaDonna Batı Kaliforniya'da tanışmışlardı. Bu ikili liseden beri sevgiliydiler. Okuldan mezun olduktan sonra da arkadaşlıkları devam etti. Artık aileleri ve çevresi onların evlenmesi yönünde devamlı baskı yapıyordu. Ama onlar henüz evliliğe hazır olmadıklarını düşünüyorlardı ve devamlı evlilik planlarını erteliyorlardı. James, NASCAR sürücüsü ve araba tutkunu bir insandı. Evliliğin hayallerinin önüne geçeceğine inanıyordu. Ama ne kadar ertelemeye çalışsa da sonunda tutkularından vazgeçti. 1966'da tanıştıkları kasabada tuğladan yapılmış bir kilisede dünya evine gireceklerdi. Ama tam düğün saati geldiğinde James düğüne gitmedi. Çünkü ayaklarından rahatsızlanmıştı. LaDonna kilisede arkadaşları ve ailesiyle yalnız kalmıştı. Bu ona karşı kasaba halkını düşman etmişti. Hiç kimse artık ona eskisi gibi davranmıyordu. James de bu halkın düşmanlığından kaçmak için yeni bir yer ve iş bulması gerektiğine inanıyordu. Gazetelerde iş ilanlarını incelerken uzun mesafeli ticari gemide yolculuk yapacak ek mürettebat arayan şirketin ilanına denk geldi. Üstelik tüm masrafları da şirket tarafından karşılanacaktı. James'in aradığı fırsat buydu ve aylarca gemiyle dünyayı dolaştı. Bu seyahatler sırasında James'in başına beklenmedik ve yaşamını değiştiren olaylar geldi. Bu olay ömür boyu sürecek olan sevginin de başlangıcı oldu. James'in bulunduğu gemi Afrika kıyılarına yaklaştığı sırada arıza nedeniyle Tanzanya'da zorunlu demir attı. Tüm personel gemi tamir edilene kadar burada kalacaktı. James de burada geçirmek zorunda olduğu günleri değerlendirmek istiyordu ve Tanzanyalı bir avcı grubu ile tanıştı. Onlarla av turlarına çıkmaya başladı. Bu grup ile daha önceki avlardan konu bahsedilirken ellerinde yavru bir şempanze olduğunu duydu. Avcılar anne şempanzeyi öldürmüş, yavru ortada kalmıştı. James de bu durumdan çok etkilenmişti. Yavru şempanzeyi alıp evine götürmek istiyordu. Avcılar yavruyu ona verdiler ama gemiyle onu götüremezdi. James, Los Angeles'a geri dönmesine yardımcı olacak Alman misyonerleri buldu. Artık yolculuk vakti gelmişti. Yavrusu için işinden vazgeçmişti. Bu şempanzeye de Mo adını vermişti. Havaalanına indiğinde annesi ve LaDonna da oradaydı. LaDonna ona çok kırgındı. Çünkü düğününü yapamamış ve müstakbel eşini düğün gününden sonra bir daha göremediği için kızgın ve mutsuzdu. Ama James, küçük Mo ile onların kalbini kazanmayı bildi. Yavru şempanze tüm olanları unutturmaya yetmişti. Tüm aile onu çok sevmişti. 6 Haziran 1970'te bu sefer mütevazi bir düğünle çift dünya evine girdi. Mo da onlarla birlikte yaşamaya başladı. Aile çok mutluydu. Fakat her zaman kötü olaylar bir şeyler çok iyi gittiğinde ortaya çıkar. LaDonna evliliklerin birinci yılında kanser olduğunu öğrendi. Yumurtalık kanserine yakalanmıştı. Anne olmayı çok isteyen birisi için bu tam bir yıkımdı. Ama James zaten bir çocukları olduğunu ve başka çocukların olup olmaması umurunda olmadığını söyledi. Mo artık bu ailenin tek varlığıydı ve ona çocukları gibi bakıyorlardı. Zaman geçtikçe Mo büyümeye başladı. Ve Mo büyüdükçe trajedi hayatlarına sızmaya başlamıştı. Mo'nun yuvasını tamir etmek için gelen bir kaynak ustasının boşluğunu yakalayan Mo evden kaçtı. Aile çok endişelenmişti. Hemen polisi aradılar. Ama polisin bu durumdan zaten haberi vardı. Mo bir polis arabasını çizmiş ve bir polisi yaralamıştı.
Bu olaydan bir yıl sonra da evine gelen bir misafir Moe'ye bakmak için kafesinin yanına gitmişti. Misafire kafesin içine elini sokmaması söylenmişti. Ama kadın onları dinlemedi. Kırmızı ojeli parmaklarını ona dokunmak için kafese soktu. Mo onları yediği kırmızı şekerlemeler zannedip ısırdı ve kadının parmağını kopardı. Bu olay bardağı taşıran son damlaydı. Mo'nun şehirde tehlike yarattığı düşünüldüğü için sakinleştirici silahları bulunan polisler James'in evine geldiler. Ama James oğlunu vermek istemiyordu. Polisleri evine sokmamak için diretiyordu. Polisler Mo'yu almak zorundaydı. Ve James'i yere yatırıp kelepçelemek için uğraşırken James de onu almamaları için polislere haykırıyordu. Bunları gören Mo kafesinde duramıyor ve iyice saldırgan hale gelmişti. Polisler tam karnından sakinleştirici iğneyle Mo'yu etkisiz hale getirip römorka taşıyıp oradan götürdüler. Sonrasında yıllar süren itirazlar ve kamuoyu baskısı sayesinde James ve LaDana sınırlara tabi olmadan Mo'yu görebilecekleri Animal Heaven Ranch'a onu transfer ettirmeyi başardılar. Ranch, çiftin kısıtlamalar olmadan Mo'yu ziyaret edebildiği özel bir sığınaktı. Ancak Mo'nun doğum gününde Davis ailesinin hayatlarını değiştirecek korkunç bir olay oldu. 3 Mart 2005 sabahı güzel bir gündü. James ve LaDana arabadaki eşyaları kontrol ediyorlardı. Oyuncaklar, balonlar ve hediye yığınlarını karıştırarak herhangi bir şeyi kaçırmış olup olmadıklarına bakıyorlardı. Sonuçta Mo'nun doğum günüydü. James direksiyonda, LaDana ise yanında ikili arabayla ranch'e doğru yola çıktılar. 100 saatlik bir yolculuktu ama onlar için değerli olan şey oğullarının onları beklediğini bilmeleriydi. James arabayı girişe yakın boş bir yere hızla park etti ve küçük bir çikolatalı sütü kaparak arabadan atladı. Mo'nun yanına hızla yürüdü. LaDana gülümseyerek onu takip ediyordu. Elinde de pasta vardı. Birkaç dilim kestiler ve James onu Mo'ya götürdü. Ortada mükemmel bir aile tablosu vardı. Herkes bir aradaydı. Ancak uzakta bir yerde kötü bir şeyler olmaya başlıyordu. LaDana'dan birkaç adım uzakta genç bir erkek şempanze kafesinden dışarı çıkmıştı. Yavaşça onlara doğru yaklaşıyordu. LaDana yaratığı fark ettiğinde onunla göz göze gelmişti. Şempanze göğsünü şişirip tüm üst vücudunu sergileyerek onlardan daha güçlü olduğunu gösteriyordu. Şempanze aniden saldırmaya karar verdi. Parkın ürkütücü sessizliği LaDana'nın korkunç çığlıkları ile kaosa dönmüştü. Şempanzenin karısına doğru koştuğunu gören James hemen onu kurtarmaya çalıştı. LaDana şempanzeyi engellemek için elleriyle kendini koruyordu. Fakat hayvan onu elinden ısırmıştı. James yetiştiğinde şempanzenin kollarından asılıp onu ileriye fırlattı. Ama onu çekerken şempanze LaDana'nın baş parmağını kuvvetli çeneleriyle kitlemişti. James onu çekip fırlattığında LaDana'nın baş parmağını da koparıp götürdü. Şempanze LaDana'yı öldürmek istiyordu. Fakat James onu piknik masalarının altına itmeyi başarmıştı. LaDana çığlık atıyordu. Şempanzeyi durdurmaya ve kontrol altına almaya çalışıyordu. Ancak işe yaramamıştı. Vahşi şempanze Mo'ya benzer görünebilirdi ama aynı bezden kesilmemişti. James şempanzeyi engellemek için LaDana ile arasına girdi. Kendine güveniyordu. Onu engelleyebilirdi. Ama üzerine başka bir şempanzenin koşacağından haberi yoktu. James karşısındaki şempanzeyi engellemeye çalışırken arkasından bir şempanze sırtına atlamıştı. James korkuyla o kadar bağırdı ki etrafta sesleri yankılanıyordu. Kalbi yerinden fırlayacak gibiydi. Şempanzelerden birisi kuvvetli çenelerini James'in yüzüne kilitleyerek kaşının üzerindeki kemiği ezdi. Diğeri ise parmaklarını James'in gözüne sokarak gözünü yerinden çıkarmıştı. Çok güçlüydüler ve her şey bir anda oluvermişti. Vahşi şempanzeler James'i parçalamaya devam ediyordu. Burnunu ısırıp parmaklarını kırıyordu. James kurtulmak için çabaladıkça direnç gösterdiği uzuvlarına daha güçlü saldırıyorlardı. Resmen James'i parçalıyorlardı. Derisini, dudaklarını yüzünden sıyırıyorlardı. James'in dişleri dışarıdan gözüküyordu. LaDana çaresizdi. Kocası gözleri önünde vahşeti yaşıyordu.
Sonunda aciz bir şekilde yerde kala kalmıştı. Ama şempanzeler durmamıştı. Yerde yatarken poposunu cinsel organını ısırarak onu yırtıp aldılar ve etrafa kan saçılmıştı. Ladana hiçbir şey yapamıyor ve sadece çığlık atabiliyordu. Sonunda çiftliğin sahibinin damadı Mark onların sesini duymuştu. Bir tabanca yanına alarak hemen oraya koştu ve bir el atış yaptı. Ama tabancası güçsüz bir silahtı. Hiçbir etki etmemişti. Mark hızla evine dönüp daha güçlü bir silah alarak geri döndü. Büyük olan şempanzenin kafasına nişan alarak onu vurdu. Şempanzenin kafası patlamıştı ve yere düştü. Daha küçük olan şempanze, James'in vücudunu Mark'tan uzaklaştırmaya çalışıyordu. Mark hemen diz çöküp ona da bir el atış yaptı. Onu da göğsünden vurmuştu. O şempanze de orada anında öldü. Hemen sağlık çalışanları ve polisi aradılar. Ambulans geldiğinde James tanınmayacak haldeydi. Yüzü kanlı, bir yumruk gibi küçülmüştü ve bir delik vardı. Olay yerinde o kadar çok kan vardı ki sağlık çalışanları bile şempanzelerin bu kadar acımasız olabileceğine inanmıyorlardı. Hastaneye kaldırılan James hayatta tutunmayı başardı. Bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra aylarca hastanede yattı. Ve bu süre zarfı içinde onlarca estetik ameliyat geçirdi. Ama hiçbir zaman eskisi gibi olamayacaktı. Kaplanlar dünyanın en korkunç hayvanlarından biridir. Güzel, siyah çizgili kürtleri onları sevimli gösterebilir. Ancak bu büyük kedilerle yakın temas kurmak yapacağınız son iş olmalı. Maalesef bazen insanların bu konuda seçimi olmaz. Özellikle kaplan size saldırmaya karar verdiyse. Resmi olarak dünyanın en büyük vahşi kedisi olan kaplanlar doğanın en güzel ve en şaşırtıcı yaratıklarından biridir. 360 kilograma kadar ağırlığa ulaşabilen bu büyük kediler bir insanı kolaylıkla atlayıp yere yıkabilir. Sanki bu dünyadaki en kolay şeymiş gibi. Ama diğer çoğu hayvan gibi genellikle insandan korkarlar. Ve bir insanın yolları kesiştiği zaman kaplan sadece uzaklaşır veya saklanır. Ancak her zaman olduğu gibi bu kuralın istisnaları da vardır. Hayvan ya korkudan ya da hastalıktan dolayı insana saldırır. Ya da fırsatçı bir avcı olan kaplan bulabildiği en kolay yemeği almak istediği zaman. Maalesef bu hikayedeki Haşmet Ali bu saldırılardan birinin hedefi oldu. Ali hayatının tamamını Bangladeş'in kırsal bir bölgesinde küçük bir köyde geçirmişti. Ancak 40 yıldan fazla süredir köyde yaşamasına rağmen köylüler arasında dolaşıp sosyal olmayı sevmeyen birisiydi. Aslında son 20 yıldır Ali köylü tarafından bir şeylerin yıllar önce başına gelmesi nedeniyle dışlanmıştı. Bir tür izole yaşayan insan haline gelmişti. Yıl 1995'ti. Ali henüz 18 yaşına yeni girmişti. Genç bir adam olmasıyla artık kendisi ve ailesi için herhangi bir şekilde geçimini sağlaması gerekiyordu. Köyde çok az para kazanma yolu olduğu için Ali köylülerin birçoğunun başvurduğu işi yapmaya karar verdi. Balıkçılık veya toplayıcılık. Bu iş Ali için zorlu bir çalışmaydı. Ancak genç olduğu için işin fiziksel zorluluğunu hızlıca aşabiliyordu. Bu yüzden genellikle işte daha zor görevleri yapması istenirdi. Ali de kendisine ne zaman yapılması söylenirse o işi yapardı. Bunlardan biri de bal toplamaktı. Arılar kovanları rahatsız edildiğini anladıklarında acımasız oluyorlardı. Bu da Ali'nin genellikle birkaç kötü arı ısırmasıyla baş başa kalmasına neden oluyordu. Yine de toplayıcılıktan ve balıkçılıktan para kazanabildiği sürece işi yapmaktan mutluydu. Çünkü kendisi ve ailesinin geçimini sağlayabildiği sürece bunları pek de umursamıyordu. Ancak işler yakında değişecekti. Ali o güne normal bir gün olarak başlamıştı. Uyandı ve hemen işe gitti. Tabii işvereni Ali'ye birkaç yoğun gün geçireceklerini ve ne kadar çabuk olurlarsa o kadar fazla kazanabileceklerini söylemişti. İlk gün iyi geçmişti. Hatta Ali iyi bal kovanları bulmuştu. Bunları da rahatlıkla satabilirlerdi. Ancak gece olduğunda her şey kötüye dönmüştü.
Ali uzun ve yorucu bir iş gününden sonra teknede yorgun bir şekilde yatıyordu. Tek bildiği patronun gölgelerden kendisini izliyor olmasıydı. Çünkü ağaçların arasında iki parıldayan göz onu izliyordu. Ama bilmediği o iki parıldayan gözün patronuna ait olmamasıydı. Genç adam kötü bir şey yapmadığının rahatlığıyla uykuya daldı. Tam Ali uyumuşken büyük bir kaplan sessizce nehir kenarına yaklaşıp Ali'nin içinde uyuduğu tekneye doğru yol almaya başladı. Kaplan sessizce ve çok hızlı bir şekilde tekneye yaklaştı. Aniden suyun içinden tekneye çıktı ve uykuda olan Ali'ye saldırmaya başladı. Ali saldırı gerçekleşene kadar hiçbir şeyden haberdar değildi ve yüzünde oluşan muazzam bir acıyla kendine geldi. Gözlerini açtığında yana dönmüş şekilde yüzünden kanlar akıyordu. Kaplan kaçmasın diye Ali'ye pençelerini geçirmiş, sol yanak bölgesinden de onu ısırmıştı. Ali de panikle dönünce yüzü parçalandı ve boğuk bir sesle arkadaşlarından yardım istemek için bağırmaya başladı. Ama canı o kadar çok acıyordu ki bağırdığında kendini bayılacakmış gibi hissediyordu. Genç adam kanayan yüzünü sıkıca tutarken bir şeylerin çok kötü olduğunu ve eğer yakında yardım almazsa işlerin çok geç olabileceğini biliyordu. Tekneden gelen tuhaf sesleri duyan bazı iş arkadaşları neler olduğunu anlamak için hemen tekneye koştular. Kaplanı gördüklerinde dehşete düştüler. Karşılaştıkları manzara doğrudan bir korku filminden çıkmış gibi görünüyordu. Her yer kan içindeydi ve bu kan Ali'nin yüzünden geliyordu. O ana kadar kaplan ve Ali'nin mücadelesi devam etmişti. Kaplan Ali'yi kavrayıp oradan götürmeye çalışıyordu. Ali de tekmeleriyle buna engel olmaya çalışıyordu. Kaplanın kendisini götürmeye çalıştığını bilen Ali korku ve dehşet içindeydi. Genç adam ölmeye hazır değildi. Ancak o kadar çok acı çekiyordu ki kaplanla mücadele edecek gücü de tükeniyordu. İşte tam da bu sırada mürettebatın geri kalanı ona yardıma yetiştiler. Hepsi birlikte kaplana bağırmaya ve onu korkutmaya başladılar. Zaten avını sakin bir yere götürmek için uğraşan kaplan karşısına çıkan kalabalık grubu görünce panikle nehre atladı. Grup bağırmaya devam etti. Kaplanı korkutmayı başardılar. Kaplan karanlıkta gözden kaybolup gitti. Ancak işkence henüz bitmemişti. Ali ciddi şekilde yaralanmıştı ve derhal tıbbi müdahale ihtiyacı vardı. Genç adamın iş arkadaşları hemen en yakın hastaneye gittiler ve Ali'nin uygun bir şekilde tedavi edilmesini sağladılar. Neyse ki doktorlar Ali'nin hayatını kurtarabildiler. Ancak ciddi yaralar almıştı. Adam yüzünün büyük bir bölümünü kaybetmişti ve hayvanın pençeleri Ali'nin yüzünü doğrudan parçalamıştı. Ali'nin yüzü kapsamlı bir yeniden yapılandırma işlemine ihtiyacı vardı. Bu haberi aldığında Ali yıkılmıştı. Hayatının sonsuza dek değişeceğini biliyordu. Sonraki 20 yıl boyunca Ali mümkün olduğunca evinde saklanmaya çalıştı. Dışarıda görülürse dış görünüşü yüzünden alay edileceğini ve ailesinin de onun yüzünden zorbalığa maruz kalabileceğini düşünüyordu. Evin dışına çıkmak zorunda kaldığında sürekli ona bakılmasını engellemek ve çocukları korkutmamak için yüzüne bir bez takmaya başladı. Ancak son birkaç yıldır Ali yüzünü biraz daha eski haline benzetmek için plastik cerrahiye para biriktirmeyi başardı. Sonunda tüm ameliyatları inanılmaz derecede başarılı geçti ve şimdiki görünümünden memnun ve artık dünyaya yüzünü göstermekten korkmuyor. Bu, nehirdeki kaderini belirleyen o günden beri istediği tek şeydi. Şimdi kendisine ve ailesinin geleceğine daha fazla güveni var. Kaplan Ali'ye saldırdı ama kötü niyetle davranmıyordu. Sadece kolay avını avlama doğal içgüdüsünü takip ediyordu. Bu durumda Ali yüzü parçalanmış ve yırtılmış olmasına rağmen ölmediği için kendini şanslı hissediyordu. Emergency. This is Sandy from 241 Rock, Rock Crimson Road. What's Send the problem? Send the police. Send the police. What's the problem there? The chimp killed my
Bugünkü videomuzda Travis adında bir evcil şempanzeyi evlat edinen evli bir çift var. Bu şempanze yıllar boyunca hiçbir saldırganlık veya şiddet belirtisi göstermedikten sonra birden vahşi katile dönüşüyor. Stanford, Connecticut'ta yaşayan ve Susan adında tek kızları olan sevimli bir aile güzel bir hayat sürmektedir. Kızları Susan kısa bir süre sonra sevdiği adamla kaçarak evlenir. Kızları varken evleri canlı ve meşguliyetle dolu bir yerden zamanla sıradanlaşmaya başlar. 24 Ekim 2003'te yalnız çift can sıkıntısından bıkarak 50 bin dolara yeni doğmuş 3 günlük bir şempanze satın almaya karar verir. Sandra çok sevdiği bu şempanzeye Travis adını verir. Bu isim halk müzik yıldızı Travis'ten esinlenmiştir. Bu şempanze çiftle birlikte yaşamaya başlar. Onu biberonla besleyip güzel elbiseler alırlar. Ve hatta Travis'in dişlerini fırçalayıp ona kendi yavruları gibi bakıp üzerine düşerler. Bu şempanze kızlarının gidişinin ardından çifti meşgul ederek eve yenilenmiş bir amaç ve canlılık duygusu getirmiştir. Travis büyüdükçe onun yöntemlerini öğrenmeye başladılar. Sözlü ve sözsüz dillerini deşifre etmeyi öğrenen aile hızla büyüyen şempanzeye uyum sağlamak için evlerinde yeniden yapılandırmaya başladılar. Büyük bir oda yapıp sallanan lastikler astılar. Travis'in oynaması ve dolaşması için ipler bağladılar. Çift yemek masasında başka işler üzerinde çalışırken Travis yatakta, kanepede sallanmak ve zıplamakla meşguldü. Travis'in bir de kendine ait koltuğu, hatta bir şarap kadehi bile vardı. Çift onu gerçekten şımartmıştı. Kısa sürede Stanford'daki herkes onu tanıdı ve polis onu ne zaman görse el sallardı. Cana yakın doğası herkes tarafından sevilmesine neden oldu. Kısa sürede yerel bir ünlü haline geldi. Evin işlerini de yapıyordu. Atlara saman verip bir anahtarla kilitli kapıları açıyor ve bitkilere su veriyordu. Teknolojik aletlerle de arası oldukça iyiydi. Beyzbol olan sevgisi uzaktan kumanda kullanarak TV izlemede ustalaşmasını sağladı. Ayrıca bilgisayarda ön yükleme yapıp ve oturum açabiliyordu. Dondurmaya karşı zaafı olduğu için internette dondurma fotoğraflarına bakıp zaman geçiriyordu. Dondurma sevgisi ona dondurma kamyonunun evin önünden geçtiği günleri ve saatleri bile ezberletmişti. 2003 yılında çift çok sevdiği dondurma erzağını tamamlamak için onu da yanlarına alarak şehre indi. Bu yolculukta Travis'in penceresi kısmen açıktı. Onu arka koltuğa oturtmuşlardı. Trafiğin sıkıştığı sırada yanından geçen bir kişi boş bir kola kutusunu arabaya fırlatıp Travis'e sakince vurdu. Bunun üzerine Travis emniyet kemerini çözüp arabanın kapısını açtıktan sonra adamı yakalamak için peşinden koşmaya başladı. Ancak onu yakalayamadı. Adamın peşini bırakan Travis asfalt üzerinde yürümeye başladı. Daha sonra karnının üzerine yatıp yuvarlanmaya başladı ve trafiği durdurdu. Sürücüler trafik memurlarını çağırmak zorunda kaldılar. Tabii ki bu olayı yerliler şakacı bir tavırla karşıladı. Travis peşindeki bir düzineden fazla polis memurundan kaçıp arabaların üzerinden gülümseyerek atlıyordu. Sonunda yorgun düşüp arabaya geri döndü ve emniyet kemerini bağladı. Bu olay Connecticut yetkililerini hiçbir sakinin 50 kilogramdan daha ağır evcil primat sahibi olmamasını emreden yasayı çıkarmasına neden oldu. Travis şans eseri bu kuraldan muaf tutuldu. Çünkü halk onu uzun süredir tanıyordu ve yetkililer onun hiçbir risk taşımadığına inanıyorlardı. Ne yazık ki bu olaydan bir yıl sonra 2004'te Jeremy Harold hayatını kaybetti. Mide kanseriyle olan savaşı Jeremy'yi evinden ayırdı. Bu ölüm Sandra ve Travis'i derinden etkiledi. Eve yine hüzün çökmüştü. Hayvan kontrol departmanından memurlar kapısını çalmaya başladı. Fakat onun için acil olan tek sorun bu değildi. Ama memurlar bu geçiş döneminde Sandra'nın güvenliğinden endişe duyuyorlardı. Travis ergenlik döneminde artık 5 kaslı erkeğe eşit olacak kadar güç toplamıştı. Özellikle ergenlik döneminde de saldırganlığa eğilimliydi. Bu da Sandra için
zor ve zararlı olacağı anlamına geliyordu. Hayvan kontrol görevlileri Sandra'ya şempanzeyi önümüzdeki yıllarda evde bakmanın kolay olmayacağını söylediler. Sandra hiçbir zaman saldırganlık veya şiddet belirtisi göstermediği için onu vermek istemedi. Giden kocasının hüznü onun kalbini sarmıştı. Sandra depresyona girdi. Tüm sosyal aktivitelerini ve iletişimini durdurdu. Günlerini bahçesindeki sandalyesinde oturup ileri geri sallanarak geçiriyordu. Öylece gün batımını izliyordu. Onun dengesiz ve savunmasız durumu Travis üzerinde derin etkiler yarattı. Travis de günlerini televizyon seyrederek atıştırmalıklar yiyerek geçiriyordu. Evden hiç çıkmadı ve çok az fiziksel aktivite yaptı veya hiç yapmadı. En sonunda Travis kendini 100 kilogram obez olmuş şekilde buldu. Bir zamanlar parlak olan yüzü kırışıklıklarla siyaha dönmüştü. 15 Şubat 2009 pazar günü saç dökülmesi baş gösterdi. Göğüsleri ise sarkmaya başladı. Sandra telefonunu aldı ve yakın arkadaşı Carla Nash'i aradı ve onu sohbet etmek için eve davet etti. Sandra ve Carla yıllardır arkadaştı ve onları sık sık ziyaret ediyordu. Sandra ve Carla evde buluştuktan sonra Travis'i yalnız bırakıp Mohegan Sun kazinosuna gittiler. Orada ilk başta spor salonuna girdiler. Ardından akşam yemeğine gitmeden önce saçlarını yaptırdılar. İkili eve gitmeden önce de biraz kumar oynadı. Daha sonra Sandra eve adımını attığında Travis'i durgun gördü. Travis'in televizyonu kapalıydı ve en sevdiği dondurmayla ilgilenmiyordu. Travis'in programlarını ne kadar sevdiği düşünülürse bunlar tuhaf hareketlerdi. Ve Sandra yatmadan önce Xanax'ı şempanze çayıyla karıştırdı ve ona içirdi. 16 Şubat 2009 sabahında Sandra uyandığında Travis'i amaçsızca bahçede dolaşırken buldu. Onu eve geri çağırmaya çalıştı ama Travis onunla ilgilenmiyordu. Bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Hemen Carla'yı aradı ve Travis'in davranışlarını ona anlattı. Carla, Travis'i geri eve sokmasına yardım etmek için Sandra'ya gitti. İkili, Travis ile ilişkilerine güvenerek onu içeri sokmak için bahçeye çıktı. Yanlarına da en sevdiği oyuncağını Elmo'yu aldılar. Ancak Travis, en sevdiği oyuncağını görünce onu sahiplenme duygusuyla hareket etmeye başladı. Oyuncağı kıskanmıştı ve Carla'nın üzerine atılıp ona saldırmaya başladı. Carla'yı yere fırlatıp onun üzerine çıktı. Devasa dişlerini kullanarak yüzünü parçalamaya başladı. Travis'in dişleri Carla'nın yüzüne kenetlendi. Çığlık atmaya çalışıyor fakat sesleri Travis'in ağzında yankılanıyordu. Travis dudaklarını ve burnunu kopardı ve göz kapaklarını da yırttı. Sandra hızla bir kürek kaptı ve Travis'e birkaç kez vurdu ama o durdurulamazdı. Carla'yı ısırmaya ve saldırmaya devam etti. Carla yüz yapısını tamamen kaybetmişti. Bunun üzerine Sandra bir mutfak bıçağı aldı ve arkadaşına yardım etmek için dışarı fırladı. Travis saldırıya o kadar dalmıştı ki Sandra'yı fark etmedi. Sandra da bıçağını şempanzenin sırtına sapladı ve bir adım geri attı. Fakat hiçbir şey değişmedi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi onu yaralamaya devam ediyordu. Travis, Carla'nın sol elini ısırırken Carla kendi kemiğinin kırılma sesini duyabiliyordu. Sandra, Travis'e durması için bağırıyordu ama Travis hiçbir şekilde durmuyordu. Travis'in gaddarlığını gören Sandra, kendisine de saldırabileceğini düşünerek arabasına bindi ve tüm kapıları kilitledi. Telefonunu çıkarıp 911'i aradı. Stanford 911, where's your emergency? Oh, this is Sandy. 241 Rock. Rock Criminal Road. What's the problem? Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry up. Who has a gun? Please, hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun.
Hurry up, please! There's someone on the way. With guns, please, you shoot him! What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off! He ripped her face off? He tried to attack me! Please, okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up! Listen to me! They're on the way, ma'am. They gotta shoot him! Please! Please, hurry! Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your friend? I can't! He tried to attack me now! Is he still there with your friend? Yes! Okay, so then back off. Then don't get any closer, please. Okay? They're already on the way. Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we can try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. He ripped her apart? Listen, I think I'm gonna pass out. Nope. Sandra, Carla'nın baygın halde yatışını izlerken kalbi boğazındaymış gibi hissediyordu. Carla, kendi kanıyla kaplı yırtık pırtık giysilerle baygın halde bahçede yatarken öfkeli Travis bahçede dolaşıyordu. Oraya giden polis ekibi Carla'yı baygın halde buldu. Travis evin önüne gelen ekip aracının yanına gidip etrafında dolanmaya başladı. Açık bir kapı arıyordu. Her tarafın kapalı olduğunu gören Travis arka kapının camını kırarak kapıyı açmaya çalıştı. Bunun üzerine polis memuru 4 el ateş etti. Travis yaralanmıştı ve hemen eve kaçtı. Gidip yatağına saklandı ve kısa bir süre sonra da orada öldü. Ama Carla için zor bir hayat başlıyordu. Çok feci şekilde yaralanmıştı. Yüzü tanınmayacak haldeydi ve yüzündeki uzuvlarının neredeyse tamamını kaybetmişti. Ama önce ekipler onu normal hayata geri döndürmek için birçok ameliyat aldılar. Ama yaralarının izleri ömür boyu onda kalacaktı. Carla'nın eski halinden eser yoktu. Fakat doktorlar onun yüzünde birçok estetik operasyon gerçekleştirerek bir nebze olsa da yaralarını kapatmaya çalıştılar. Diğer yandan Travis ile ilgili toksikoloji araştırma raporunda Travis'in saldırganlığını tetikleyen şeyin Xanax olduğu yönünde iddia ortaya atıldı. Diğer bir iddia ise Carla bir önceki gün gittiği kuaförde saç rengini ve buklelerini değiştirdiği için Travis onu tanıyamamıştı. Ve elinde çok sevdiği oyuncağını görünce kıskançlık duygusuyla ona saldırmıştı. Ama her ne olursa olsun ölümden kurtulmuştu. Fakat bu acı tecrübeyi bir ömür boyu yüzünde taşıyacaktı. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.